Çoğumuzun sevimliliklerine kayıtsız kalamadığı sokak kedilerinden biri küçük bir çocuğa çok kötü anlar yaşattı. Parkta oyun oynayan iki minik bir kedi gördü, sevmek istedi. Anneleri de telefonun kayıt tuşuna bastı. O anları hatıra olarak kaydetmek istedi. Kaydetti de ama kötü bir hatıra. Kediyi gördüler. Önce bir kedinin peşinden koştular. Kedi kaçtı. Kedinin yanına gidip sevmek istediler. Bir süre sevdiler de ancak sonra işler pek de iyi gitmedi. Yaptıkları şirinliklerle belki de kedileri en çok çocuklar seviyor. Ömer Asaf da parkta gördüğü kediyi severken bir anda kedinin saldırısına maruz kaldı. Annesi anı olsun diye neşeyle başlayan o anları kaydediyordu ki birden neye uğradığını şaşırdı. Kolundan ısırılan küçük çocuk kuduz aşısı oldu. Üstelik o mahallede saldırıya uğrayan tek çocuk o değil. Tek çocuk benim değil. Etrafta 5-6 çocuk var. Peki kediler neden saldırır? Kediler özellikle çok fazla sevilmekten ve manipüle edilmekten hoşlanmazlar. Aslında Ömer Asaf'ın sevdiği kedi de durumdan hoşnut olmadığının sinyallerini vermiş. Kulakları geriye yatmış durumda, suratında sinirli bir ifade var. Beni sıkıştırdınız ve bundan hoşlanmıyorum sinyalini aslında çoktan veriyor. Fakat fark edilmiyor bu sinyal. Kuyruğu, göbeği ve sırtı kedinin dokunulmasından hoşlanmadığı bölgeleri. Saldıracağı sinyalini kuyruğundan anlamak da mümkün. Kuyruk ucu sık frekanslarla hareket eder ve bir takım mırıltılar çıkartabilir. Yani sokak kedilerini sevmeden önce verdikleri sinyallere dikkat etmek gerekiyor.